Hazırım al. Turizme de katkısı var tabii ki Maraş'ın. Çünkü Maraş'ı görmek için özel ülkeye gelen vatandaşların da olduğunu görebiliyoruz. Turistlerin olduğunu görebiliyoruz. Bunlar gelip Maraş'ı da ziyaret ediyorlar. Türkiye'den mi geliyorlar Maraş'a? Geliyor. Yani dünyanın her yerinden ülkemize gelen turistler geliyor. Tabii ki o Karasınır kapılarından gelenlerin sayısı da ayrı. Ama netice itibariyle bugün Maraş'a yapılan ziyaret sayısına baktığımızda bu kısa süre içerisinde 1 milyon civarında sayıya da ulaştığını görebiliyoruz. Bu da bizi esasında mutlu ediyor. İlk defa geliyoruz. Gerçekten çok enteresan bir yer. Burası bence kesinlikle keşfedilmesi gerekiyor. 1974'ten beri de kapalı. Hatta turizme kazandırılırsa ilerleyen zamanlarda çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Ya yani turizme dediğim gibi kazandırılması gerçekten önemli. İnsanlar bisikletle geziyor, sokaklar çok güzel. Her ne kadar yerleşim olmasa da ilerleyen tarihlerde en azından farklı faaliyetler yapılırsa çok daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Biz aslında şunu da ön plana çıkarmak istiyoruz. Kıbrıs genelde sahil kesimi, özellikle belki Girne şehri ve işte 5 yıldızlı konsept otelleriyle bilinip hep böyle yaz tatili için daha çok tercih edilen bir yer, ama Kıbrıs'ı Kıbrıs yapan bir tarihi var aslında. Göz ardı edilmemesi gereken ve mutlaka keşfedilmesi gereken burada çok önemli. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklar, her dönemden görebileceğimiz birçok antik kalıntı, birçok önemli eser var. Mutlaka gelin, görülmeli. Kapalı Maraş da aslında yine Kıbrıs tarihi için çok önemli olan bir yer. Mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. O nedenle turizme kazandırılmış olması çok kıymetli. Umarım ilerleyen dönemlerde çok daha iyi konumlarda görürüz burayı. Biz Türkiye'den geliyoruz. Özellikle Maraş'ı görmek istedik, gezmek istedik. Buradaki hikayeleri çok okudum, dinledim. Burayı gezerken, görürken onlarla birlikte onları da yaşamış oldum, görmüş oldum. Senelerdir burasının böyle bir atıl durumda kalması beni çok üzdü.